Ben A takıma çıktım. Restoranda ilk yemeğimi alacağım zaman elim ayağım titriyordu. Ben tabağı düşürecek durumdaydım. Beşiktaş, Fenerbahçe, işte Trabzonspor. Hep Fatih Hoca gibi teknik direktör isterler. Ama bunu dile getiremezler. Çünkü Fatih Hoca nefretleri vardır maalesef ki. Bir oyuncu maç toplantısında horlayarak uyursa Luchesko ona okey diyebilir. Sergen Yalçın tamam altılısını oyunu izlesin gelsin diyebilir. Fatih Hoca'da bunlar çok fazla olmaz. Bizim mutfakçılar yüzünden 10 bin dolara tost yedim ben Luchesko döneminde. Fatih Terim'e Türkiye'de birçok insan egolu der. Siz alt liglerde bir teknik direktörle çalışın. O zaman Fatih Terim'e dersiniz ki hocam sizde hiç ego yokmuş. Kariyerimin zirveden belki zirveye çıkacak yerinde düşüşü Ersun Yanal'dır. Kariyerimi bitirme noktasına getiren Ersun Yanal'dır. Neredeyse pılını pırtını topla çek git buradan diyen Ersun Yanal'dır. Kariyerimdeki en büyük hatamdır Ersun Yanal. Uğurcan Çakır bana göre Avrupa'da her takımda oynayabilecek bir kapasiteye sahip bir oyuncu bugün. Fanatik YouTube kanalından herkese merhaba. Dönüm Noktası'nın bugünkü konuğu eski kaleci Kerem İnan. Kendisiyle hem nostaljik hem de günümüze dair sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar, merhabalar herkese. Nasılsınız? Çok şükür her şey yolunda sizler. İyiyiz, teşekkür ederiz. Az önce de söylediğim gibi nostaljik bir yolculuk yaparak başlayacağım. Çok çok eskiye giderek çocukluk döneminize gideceğim. Futbol aşkınız muhtemelen o zaman başladı ama nasıl ve nerede nasıl kariyere dönüştü bunları merak ediyorum. Dilerseniz onunla başlayalım. Tabii ki her çocuk gibi diyelim yani Türkiye'de yaşayan her çocuk, doğan her çocuk gibi semt dediğimiz bahçede ya da parkta başladığımız futbol sevgisi. Mahallede oynadığımız işte Alman kale deriz biz ona. İşte tek kaleler vardır vesaire. Çok iyi atlayan, çok iyi zıplayan, çok iyi işte kalecilik anlamında plonjon atan daha çok bu anlamda kaleciliğe yöneltilirdi. Ben de fiziğimle geriye biraz uzun boyluydum. Hala uzun boyluyum zaten. Daha çekmedik. Ya bu anlamda biraz daha kaleciliğe yöneldik. Sonrasında Galatasaray'ın altyapısı var. Oraya geçiyorsunuz. Ya aslında ondan önceleri de var. Amatör takımda ben oynarken hep yaş grubumun üst gruplarında oynamıştım. Hikaye biraz daha filme dönüyor orada. Ben Sarıyer'in seçmelerine gittim. 15-14 yaşımda futbol bıraktım orada. Futbol artık oynamayacağım dedim. Taksim'de bir kitapçıda çalışırken Sarıyer takımını ben seçmelerine gittim. Sarıyer'e seçmelerine gittiğim gün hoca hemen 10. dakika yanıma geldi. Sen dedi bir yerde futbol oynuyor musun? Dedim hocam oynuyorum dedim. Nerede? İşte şu takımda. Tamam dedi biz seni alacağız dedi. Ben Sarıyer'in altyapısında antrenmanlara başladım. 3-4 aylık periyot geçtikten sonra Sarıyer takımı beni kulübümden transfer edemedi. O zaman transfer bedelleri vardı. 14 yaşında bana o parayı veremediler. Daha sonrasında işte kulübümüze gittik. Ya neden Sarıyer'e bizi vermediniz gibi böyle bir sohbet ederken kenarda bir futbol simsarı diyebilirim. O gün abimiz beni kolumdan tuttu. Dedik ya Fenerbahçe'ye gelir misin dedi. Dedim abi neden gelmeyelim? Fenerbahçe gibi bir camia yani. Söylediğiniz şey dedim hani gelmem demek abesle iştigaldir. Tabii ki geliriz dedim. O da sağ olsun bize ön ayak oldu. Fenerbahçe seçmelerine gittik Fikirtepe'ye. Neyse seçmeler başladı. Biz tabii gene orada da maçın başında altyapı hocaları geldi yanıma. Dedi sen dedi bir takımda oynuyor musun? Aynı Sarıyer'deki bu konu. Dedim hocam oynuyorum Okmener. Biz de seni transfer edeceğiz. Ben başladım Fenerbahçe antrenmanlarına gitmeye. Fenerbahçe bizi Şahdan Kalkavan işte transfer etmeye çalışıyor falan. Olmuyor yani bir şekilde orada da olmuyor. Netice itibariyle Fenerbahçe'de olmadı. Geldik Galatasaray'a. Galatasaray antrenmana çıktıktan sonra aynı konuşmalar orada. Hocalar geldi bana. Altyapı hocası rahmetli Tamer Kaptan vardı. Dedi ki biz dedi, seni de transfer edeceğiz. Ama dedi ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne başka takım istemiyoruz dedi. Bundan sonra bizle beraber başlayacaksın. Tamam hocam dedim. Galatasaray o dönemin parasıyla 100 bin lira gibi bir bedelle beni transfer etti. A takıma çıkma ayrı bir maceraydı. Ben A takıma çıktıktan sonra evet Galatasaray'da o aidiyet duygusunu artık Galatasaraylıyım ben. Her şeyimle Galatasaray'a aitim. Galatasaray'da başladık A takımda. Bir anda yükseliş başladı. Ama tabii ki bu sizin yeteneklerinizle, oradaki hocalarınızın verdiği işte destekle başarabileceğiniz bir şeydi. Bize de o fırsat verildi. Sonra da Fatih Hoca bizi A takıma aldı o dönemde 18 yaşında. Ben A takıma ayak basmış oldum. Zaten siz çok efsane bir kadronun olduğu Galatasaray'a girdiniz. Aynen öyle. Ben A takıma çıktım. Restoranda ilk yemeğimi alacağım zaman elim ayağım titriyordu. Ben tabağı düşürecek durumdaydım. Bir tarafta Taferel, Hacı, Popescu, bir tarafta işte Okan, ondan sonra Emre, Suat Kaya, Tugay Kerimoğlu oturuyor. Diğer tarafta başka büyük oyuncular oturuyor. Şimdi baktığınız zaman çok farklı ambiyanslar. Tabii Fatih Hoca ile karşılaşmanız, onun yanında durmanız, bu başka bir efsane bir hocanın yanında böyle kalmak çok önemliydi.
O şanslar bize geldi. Dedim ki Fatih Hoca, Eser Hoca bize o zaman, o dönemde çok güvendi. Sağ olsunlar, o görevleri her zaman verdiler bizlere. Fatih Hoca'nın mimikleri de çok şey anlatıyor ya. Siz böyle hiç bir gerilmiş miydiniz? Hep gerginsiniz. Gerilmiş miydiniz diyemezsiniz. Zaten karşınızda Fatih Hoca varken hani çok fazla sizden oraya karşı bir refleks beklenemez. O dönem çok 20 yaşındasınız. 18-19 yaşlarındasınız. Tabii ki o heyecanlar çok daha farklı oluyor. Bunun yanında korkuyu da koyabilirsiniz ama bu birleştiği zaman, şimdi dönüp arkamıza baktığımız zaman çok heyecanlı, çok keyifli, harika zamanlardı diyebiliriz. Taferel'le nasıl bir ilişkiniz vardı? Taferel kalecilik tarafında Türkiye'ye geldikten sonra özellikle bir kavram gösterdi bizlere. Türkiye'ye, Türk kalecilerine daha doğrusu. Ondan önce daha çok atlayan, plonjon atan, zıplayan, üzerine gelen topa tokat atan revaçta kaleciler vardı. Ama Taferel geldikten sonra daha çok yer tutan, daha çok atlamayan bir kaleci profili çıktı Türkiye'de. Bu anlamda Taferel'in Türk kalecilerine kattığı bu vardı. Bizim ilişkimiz, dediğim gibi Taferel Dünya Kupası'ndan geldi Galatasaray'a. Çok önemli bir kariyerle geldi. Ama insanlığı, işte kişiliği, karakteri efsanedir. Zaten daha sonra da bizde Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü de yaptı. Şu anda Liverpool'da bisikletle gidip geliyordu. O dönemi düşündüğün zaman Taferel gibi, işte Hacı gibi oyuncular bisikletle evlerinden tesise geliyorlar. Şu anki yıldız oyunculara baktığın zaman şoförü var. Aracı farklı. O günkü konsept biraz daha farklıydı. Taferel bunları getirdi Türkiye'ye. Bizim ilişkimiz tabii ki çok yaş farkı olduğu için abi kardeş ilişkisinden öteye gitmezdi. Çok şey öğrendik. Kişiliğinden, karakterinden, kaleciliğinden bizlere çok şey kattı. Ona da yeri gelmişken hem Liverpool'da başarılar dilerim hem de çok teşekkür edelim. Ben şeyi merak ediyorum. Sizin bu yedek kaleci kavramıyla ilgili görüşlerinizi ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Aslında özellikle Kerem'in adı geçtiğinde bu tartışılan bir konu oluyor ya. Evet. Nedir onunla ilgili düşünceniz mesela? Ya bunu aslında tabii bulunduğumuz TV programlarından sonra çıkartan taraftar grupları oldu. İşte UEFA Kupası var. Kaç maç oynadın UEFA Kupası? Yani Türkiye'nin, Türk futbolunun 120 yıllık diyelim bir uzamasındaki bölümde yapılan en büyük başarıdan bahsediyoruz. 2000 yılındaki UEFA Kupası ve ben o gün 20 yaşında Taferel'in yedeğinde o maça çıkmışım. Yani bugün baktığınız zaman insanlar, o maça gelen insanlar biletlerine değer biçemez. Çünkü ben oradaydım derler. Ben oradaydım, kulübedeydim, Taferel'in ikinci kalecisiydim. Trabzon şampiyon oldu en daha sıcak örnek verebilirsek. Uğurcan'ın şimdi arkasındaki kaleci. Bugün sevinmeyecek mi Trabzon'un şampiyonluğuna? 38 yıl sonra, işte 40 yıl sonra şampiyon olmuş bir Trabzon var. Bu anlamda bir şey bulamadıkları zaman insanlar birbirine bunu söylemiyor. Ben bundan gocunmuyorum da, ama sosyal medyada daha çok çıkan işte yedek kaleci kaç maç oynadı? Evet, UEFA Kupası'nda oynamadım ama UEFA Kupası'ndan bir hafta önce Türkiye Kupası finalinde Fatih Hoca bana şans verdi. Bize Türkiye Kupası finalini aldık ve Galatasaray Müzesi'nde bir tane benim de bir kupam var diyebilirim. Sosyal medya ve UEFA demişken iki tane kilit kelimeyi çekiyorum ve sizin o UEFA'da elinizde şişe salladığınız bir görüntü sosyal medyada var. Evet. O gün, yani ben o anı anlatmanızı istiyorum. Mesela izlediğinizde de keşke bir mendil olaymış vesaire, başka bir şey tutsaymışım diyor musunuz? Su olaymış ve su olmuş. Şöyle, Arsenal takımı o kadar kazanacağına eminlerdi ki. O günün kadrosu inanılmaz, efsane bir kadroları vardı. Kalecisinden işte forvetine kadar inanılmaz bir kadro ve biz maça çıkarken bizim orta saha kısa boyudur. Okan Buruk, Suat Kaya, daha böyle Hasan Şaş'la daha kısa oyunculardan kurulu bizim orta saha. Ya adamlarla aramızda çok ciddi bir fark var, fizik farkı ve onlar bize yukarıdan bakıyorlar. Şampanyalarıyla gelmişler, maçı kazanacaklar ve şampanya patlatılacak, eğlenecekler. O kadar rahatlar. Tabii biz de kupayı aldık. Sahneye çıkıyoruz işte madalya törenine. Ya baktık bizim öyle bir patlatacağımız bir şey yok. Ben de orada su aldım elime. Dedim ben de bunu sallarım. Görüntüye bakıyorsunuz, kupa kaldırılıyor. Oradan bir daha çok görüntüde dikkat çeken bir konu var. Biri su sallıyor. Yani öyle bir esprisi var. Yani ben onlara inat aslında. Hani siz bu kadar inanmış gelmişsiniz ama biz hani suyla bile biz bu kutlamayı yapabiliriz gibi bir şeyde bulundum. O anda aklıma o gelmişti. Yani çok da esprisi biraz da benim için bu olmuştu. Ya eğlenceli, evet. Kesinlikle. Yine sosyal medya üzerinden gideceğim. Sizin sosyal medyada şimdi herkesin aslında kaleciler özelinde konuşuyorum. Yediği goller, işte yakaladıkları efsaneleri konuşuyorum. Sen güzel sorular yakalamışsın. Sergen Yalçın olayı ama hep mi güldürür? Yani ki sizi de güldürüyor. Evet. Ben böyle biraz onunla alakalı da merak ediyorum ne söyleyeceğinizi. Şimdi Sergen Yalçın belki Türkiye'de gelmiş geçmiş en yetenekli 3 oyuncudan bir tanesi. Çok kaliteli bir oyuncu. Ona da karşı rakip olduğum maçlardaki
Galatasaray'da biz beraber oynadık. İşte Şeker Spor'da beraber oynadık. Ben biraz daha önde oynayan bir kaleci tarzım vardı. O da kendine göre beni iyi analiz etmiş. Top ayağına geldiği zaman kafasını kaldırıyor, üzerimden aşırtma, vuruyor aşırtma. Bir Rize maçımız var İnönü Stadı'nda. Topu Cordoba'dan alıyor. Kaleden kaleye Sergen Yalçın bırak topla gitmeyi koşmaz bile. Ama o maç denk geliyor. Aldı ve bizim bütün orta sahayı tek başına geçti. Pas yaptı, gol attı. Sergen'in mesela Pascal Nouma'nın attığı efsane goller bana denk geldi diyelim. Yani inanılmaz golleri var bana karşı ama kaleciyiz. Mutlaka iyi gol de var, kötü gol de var ama baktığın zaman güzel gol. Ne diyebilirim ki? Şapka çıkartılır. Onlar da biraz da sosyal medyada biraz eleştiri yaptığım zaman Beşiktaş tarafında hemen bak Sergen'in attığı goller, bak Sergen, Sergen çok güzel goller attı. Ne diyebilirsin ki? Peki bunun dışında kendisiyle yaşadığınız ilginç, unutamadığınız bir anınız var mı? Ya Sergen abiyle tabii çok fazla var da. Ya Sergen abi işte sosyal medyaya düşen en çok altılıyı sever. Yani hani baktığınız zaman sosyal medyada da biz bunu diğer oynadığı dönemdeki abilerine işte söylüyorlar. İşte şöyle şöyle bir yetenekli bir oyuncu geliyor ama dikkat edin biraz altılı oynuyor diyorlar. Tamam diyor işte o zaman işte bir Şenol abi var. Hatta Metin Tekin vesaire Feyyaz abi. Tamam diyorlar problem yok. Bir baktık diyor Gökhan Keskin bir hafta sonra biz altılı oynamaya başladık diyor. Şimdi düşünün böyle bir aurası var Sergen Yalçın'ın. Lucescu döneminde çok antrenmanda Sergen abi saat 6'da altılıyı bitirir. Öyle çıkardı antrenmana. Yani özelliği odur ve Lucescu da ona o süreyi vermiştir zaten. Lucescu demişken tekrar UEFA tarafına döneceğim. Şimdi aslında siz o UEFA döneminde Fatih Terim'le kazanıyorsunuz. Evet. Sonrasında yollar Fatih Hoca ile ayrılıyor ve Lucescu geliyor. Evet. Şimdi şeyi merak ediyorum. Sizin içeriden de dışarıdan da gözlemlediğiniz kadarıyla sizce iki teknik adam arasında ne gibi belirgin farklar var? Neler yaşanıyor oluyordu ikisini kıyasladığınızda? Lucescu tabii ki Roman olduğu için, Romanya'dan geldiği için o ekol tarafında biraz daha yumuşaktı. Yani Fatih Hoca'nın o mizacı, o az önce söylediğin o mimikleri, o duruşu Lucescu'da yoktu. Lucescu oyunculara biraz daha farklı bakardı. Yani Jardel toplantıda uyurdu. Okey dokunmayın derdi maç toplantısında ki Fatih Hoca'da bunu yapma imkanınız yoktur. Lucescu işte ısınma dediğimiz ısınırken antrenmanda yalvarırdı oyuncuya 3 tane daha fazla yapalım diye. Fatih Hoca'nın bunu demesine gerek yoktu baktığı zaman. Fatih Hoca bize artık o takım onunla öyle özleştirmişti ki kendini. Hoca taktik vermeden soyunma odasına takımdan önce inerdi, kadroyu yazardı. Herkes kadroda ne yapacağını bilirdi ama Lucescu yeni geldiği için çok daha fazla taktik konuşulurdu. Tabi bunu da insanlar şöyle algılıyor. Fatih Hoca işte taktikle oynatmıyor. Daha çok işte ikili ilişkiler bam bam oynatıyor. Yani insanların tabi bakış açısını engelleyemezsiniz ama ben içinde yaşadığım için öyle bir şey olma ihtimali yok. O günkü şartlarda futbol ekolünde Fatih Hoca tandemi getirdi. Liberolu sistemden çıktı. Tabi Fatih Hoca'yı istemeyenler. Ben her zaman şunu söylerim. Diğer büyük takımlar, Beşiktaş, Fenerbahçe, işte Trabzonspor hep Fatih Hoca gibi bir teknik direktör isterler ama bunu dile getiremezler. Çünkü Fatih Hoca nefretleri vardır maalesef ki. Ama futbol bu değil. Futbol bir başarı varsa, evet o başarıyı taklit etmeyin ama o başarının yanına aynı başarıları getirmeye çalışın. Bunu da nasıl başarırsınız? O yollardan giderek de olabilir bu. Bu ayıp bir şey değil. Siz de bugün ne diyorsunuz? Avrupa'da işte Manchester'ı takip edelim. Avrupa'da İşte İspanyol ekolünü takip ederim. Niye? Her o yollar gidilmiş, siz de o yoldan gidebilirsiniz. Onun için Fatih Hoca çok önemli bir karakterdir Türkiye'de. Evet, rakip takım taraftarları sevmezler. Çünkü ortada başarı vardır. Başarılı insanlar bizim ülkemizde de sevilmez. Peki iki teknik adamla aklınıza gelen ilk anınız hangisi? Oynadığım dönemde tabii ki çok anım var ama tabii Fatih Hoca ile ilk A takıma çıkıp antrenmanda bir yan top oldu, kornerden kullanıyoruz. Büyük bir ihtimalle alt tarafından gelen raporlarda da yan topu iyi demişler hocaya. Bir geldi tek yumruk vurdum topa, durdurdu oyunu, bir daha korner kullandırdı. Bir daha yaptı. Ben hocanın şöyle kafa salladığını gördüm. Benim için tabii çok mutluluk vericiydi o anda, o gurur vericiydi. Yani hoca beğendi yani o anda beni. Fatih Hoca ile ilk o antrenmandaki atmosferdeki diyaloğum oydu. Lucescu ile çok var. Ben Lucescu ile bizim mutfakçılar yüzünden 10 bin dolara tost yedim ben Lucescu döneminde. O da bir ayrı macera. Nasıl yani? Ya antrenman öncesinde geldim. Bizim Vahit abi vardır. Dedim ki ya bir tost yap. Vahit abi de antrenmanın üstüne hemen ufak tefek atıştırayım. Ben de makara yapmak için bana gidiyor 5 tane tostu yapıyor getiriyor önüme. Orada diyorum ki ben niye bu kadar getirdim? Bir tanesini yerken beni Lucescu görüyor. Antrenman öncesinde sen diyor nasıl 5 tost yersin? Sana diyor ceza diyor. Bir ceza kestiriyor. Bir de Gençler Birliği deplasmanında kadroya almıyor.
Maçın primi de 10 bin dolar. Ben 10 bin dolardan oldum o gün. Kazandık Gençler Birliği'nde. 10 bin dolar bana tost patladı. Yani Lüçescu ile bu diyaloglarımız çok fazla olmuştu. Kıyaslayacak olsanız hem kendi döneminizin Galatasaray'ına, yönetim, kadro, oyuncular hem de bugün baktığınız zaman yönetime, kadroya, oyunculara neler söyleyebilirsiniz? Genel anlamda baktığınız zaman her açıdan. Şimdi o dönemde öncelikle şunu söyleyelim. Çok karakterli bir oyuncu grubu vardı. Ne vardı? UEFA Kupası'ndan 6 ay önce Fatih Hoca herkesi orta sahaya topladı. Sahanın ortasında şunu söyledi. Kulübün de ekonomik yapısı iyi değil. Biz maaşları ödeyemeyeceğiz. Sadece verilebilecek primler olacak. Herkes buna hazırlıklı olsun ama yok hocam biz buna hazırlıklı değiliz diyen de ayrılması için elimden geleni yapacağım, yardımcı olacağım. Gelsin bana dedi. Düşünebiliyor musunuz? Para almadan bir UEFA Kupası alındı. Para alamadan derken o paralar mutlaka sonunda oyuncular ödendi ama hiç oyuncular, şu an bakıyorum futbola, bir hafta gecikti diye homurdanmalar başlıyor, duyuyorum Florya'da. İş başka bir noktaya geldi. O gün Hacı 2 milyon dolara oynarken bugün ismini bilmediğiniz oyuncu 4 milyon dolara oynuyor. Adını bile belki zikredemeyeceğiniz bir oyuncuna 20 milyon bonservis veriliyor. Hem rakamsal bakımdan hem kişilik karakter bakımından bana göre tabii ki geçmiş dönem tartışmaya bile açık değil. Gereksiz yere 1 liralık oyuncuya 20 lira verildiğini görüyoruz. Bu anlamda da yönetim tarafının da çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Siz Kadıköy galibiyetini gören son kişilerden birisiniz, jenerasyonsunuz diyeyim. Bana iyi şimdi bakılsın, çok az kalan nadir olacak. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu aslında ezeli bir rekabet, evet. Her zaman söylüyoruz. Sizinle az önce başta da konuşmuştuk. Bugün nasıl bir yorumunuz var, o zaman nasıl bir yorumunuz vardı? Biraz daha o lastik genişledi mi diyeyim, esnedi mi diyeyim, nasıl yorumluyorsunuz onu? Çok enteresan, sanki büyü mü yaptılar diyeceksiniz ki bunlar da konuşuldu. Burak'ın bir şutu var, bir tele mi çarpıyor çıkıyor, Az Yıldırım büyü mü yaptırdı, hoca mı getirdi gibi maneviyatı da koydu herkes için içine. Bir talihsizlik oldu futbol adına, Galatasaray kazanamadı. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı hiçbir maça değil ama Galatasaray maçlarında inanılmaz konsantre oluyordu. Stadı inanılmaz dolduruyordu. Biz Avrupa'ya gidip o kadar iyi statlardan çıkarken Kadıköy'den galibiyetle çıkamadık. Manevi bir büyü vardı diyebiliriz orada. Enteresan bir büyü vardı ama o aşıldı. Şu anda Galatasaray taraftarında sevindi. Kadıköy'de kupa kaldıran takım taraftarı oldu. Şimdi o büyük takımlar aslında göz önüne bulundurulduğunda niye sizce sadece Fenerbahçe ve Galatasaray bu kadar ön plana çıkıyor? Niye Beşiktaş'ta Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta Galatasaray ön plana çıkmıyor? Başarılar bakımından Galatasaray bugün Türkiye'nin en başarılı, en çok kupa alan takımıdır. Avrupa'da kupa almış takımıdır. Fenerbahçe'ye de bakıyorsun, en çok Galatasaray'dan sonra şampiyon olmuş takımıdır. Bu anlamda ikisini iki büyük yapıyor. Ya Beşiktaş daha yeni herhalde 3. yıldız taktı. Galatasaray 3. yıldızı 2000 yılında taktı. Buna alınmasınlar, kızmasınlar. Taraftar olarak takımlarına daha çok destek olup Beşiktaş taraftarı olarak takımını daha başarılı kılmaları gerekiyor. Takımlarına destek olmaları gerekiyor. Bir sene şampiyonluktan sonra küsmemeleri gerekiyor. Ama bakıyorsun Beşiktaş taraftarı takımına hemen arkasını dönebiliyor. Bu anlamda Fenerbahçe, Galatasaray bu derbi anlamında bana göre Türkiye'nin en büyük derbisidir. En büyük de iki kulübüdür. Sonrasında Beşiktaş'la Trabzon'da gelmektedir zaten. Galatasaray'ın sonrasındaki maceralarınıza geliyorum. Aslında sonrasında sizin transfer olduğunuz birçok takım var. Evet. İşte bunların başında Samsun geliyor, işte Çaykur Rizespor geliyor vesaire. Fakat sizin en uzun kaldığınız Samsun Spor olduğu görülüyor. 3 yıl kadar bir kariyer Samsun geçmişiniz var orada. Şimdi neden daha uzun süre Samsun Spor'da kaldığınızı merak ediyorum ben. Diğerlerinde birer yıl. Yani orada sizin başta söylediğiniz aidiyet mi vardı? Takımın dinamiği mi farklıydı? Teknik adamla ilgili mi bir farklılık görmüştünüz? Kendinizi mi orada daha iyi hissediyordunuz? Neydi arka plandaki? Benim tabii Galatasaray'dan ayrılış meselem bugün Türkiye'nin en büyük menajeri denilen Ahmet Bulut'un beni Galatasaray'dan koparması ve benden çok ciddi paralar kazanıp beni Gençler Birliği'ne ilk transfer etmesiydi. Tabii ki buna ben de istedim. Hani ben tek taraflı demiyorum bu konuyu ama bu anlamda enteresan bir menajerliği var. Başlangıcı benle başlayan, benim dönemimde çok ciddi benden bonservisimden para alan bir menajerdir. Beni yanlış transferle Gençler Birliği, Gençler Birliği ardından Rize. Rize'den sonra benim Fenerbahçe transfer maceram var Aziz Yıldırım'la. Gerçekleşmeyen bir transferim var. Aziz Yıldırım'la nasıl görüştünüz mesela? Ben onu da çok merak ediyorum. Oradaki gizem mi diyeyim, atmosfer olay mi diyeyim, neydi? Zaten o günkü Fanatik gazetesinin manşeti vardı. Hayırdır inşallah diye. Onlar bile çok merak etmişti benim Fenerbahçe'nin tesislerinde olmamı, hayırdır diye. Ya Aziz Yıldırım maceram, Daum zamanında beni Fenerbahçe'ye transfer etmek istediler. İşte Daum'un yarımcısı vardı, Murat Kuş. Murat abiyle görüştük. O ara Galatasaray'dan ayrılmışım.
Rize ve Gençlerbirliği maceraları yaşamışım. Transfer olacağım devre arasında. Murat abi beni aradı. Ya şimdi baktım telefona, niye arar Murat abi durduk yere dedim. Açtım. Dedi yarın dedi Aziz Yıldırım 2'de seni bekliyor dedi. Fenerbahçe tesislerinde gel dedim. Abi dedim şaka mı yapıyorsun? Yok dedi, seni bekliyor, imza atacaksın dedi. Formayla gidiyormuşsunuz. Ben de şimdi büyük bir görüşme. Yani Aziz Yıldırım'la birebir görüşmeye gidiyorsunuz. Ben de kardeşimi aldım gittim. Aziz Yıldırım gerçekten 2'de beni bekliyor. Girdik randevuya. Merhaba başkanım dedim, elimi uzattım. Birader elini uzattı. Elini uzatmıyor, bu kim diyor filan biradere. Böyle bir yapısı var Aziz Yıldırım. Dedim abim, ha dedi menajer zannettim dedi. Aldı beni odaya, anlat dedi hikayeni, anlattık. Dedi ben seni dedi, dağım dedi niye bu kadar istiyor seni dedi. Başkanım dağıma sorun dedim, ben bilmiyorum dedim neden bu kadar istediğini dedim. Daha sonrasında ne kadar istiyorsun dedi. Ben dedim bir bedel isteyerek gelmedim. Git dedi yarın dedi düşün kaç para istiyorsun. İmzaya ne kadar atacaksın ona göre dedi. Yarın dedi gel dedi şu saatte. Cenaze var dedi, 3 gibi burada ol. Gittim Murat Özaydın'la oturuyoruz Aziz Yıldırım. Gene başladık. Başkan dedi ki niye istiyor dağım seni bu kadar. Bilmiyorum başkanım dedim. Biz dedi ne kadar istiyorsun dedi. O günkü şartlarda 100 bin dolar para istedim. Dün dedi para istemiyordum, bugün ne istiyorsun dedi. Dedim başkanım gene istemiyorum, siz illa kaç para istiyorsun, niye ısrar ediyorsunuz diye ben bu konuyu söylüyorum dedim. Tamam dedim, Murat Özaydın'la ile biraz muhabbet ettik. Kerem dedi iki tane genç kaleci var o zaman, Volkan'la Recep var Fenerbahçe'de. Biz dedi onlarla devam edeceğiz dedi. Başkan dedi bu sebeple dedi bu transfere çok dedi. Dedim siz çağırdınız beni Murat abi, ben dedim gelmedim ki buraya, bana randevu veren sizsiniz. İmzaya çağıran sizsiniz. Şimdi bunu da söyleyen sizsiniz dedim. Tabii ki yapacağım bir şey yok dedim. Canını sağ olsun. O dedi dağım dedi senin niye bu kadar istiyor ona dedi takıl dedi. Ona soracaksınız o zaman dedim. Hocanız sizin hocanız dedim. O dönemde dağım Volkan'ı istemiyordu. Dağım sizinle görüşmedi ama hiç yok, değil beni mi? Direkt o tamamen arka yönden. Planda kalıyor. Tabii dağım Murat Kuş'la haber gönderiyor. Yoksa o Volkan'ı istemiyor. Volkan Demirel'le yolları ayırmak istiyor. Recep devam edip benle devam etmek istiyordu. O dönem böyle bir diyalogumuz geçti. Transfer görüşmesine gidince hayırdır inşallah olun. Oldu yani, orada ne işim vardı benim. Böyle bir transfer görüşmesi gerçekleşti ama olmadı. Başarı dersen tabii Mersin Spor'u 30 sene sonra şampiyon yaptık Mersin'de. 30 yıl sonra Mersin'i 1. Lig'e, Süper Lig'e çıkardık. Oradaki ödülümüz de takımdan gönderilmek oldu. Türkiye'deki aidiyet duygusu bu kadar. Türkiye'de size ihtiyaç olunduğu kadar varsınız. İhtiyaçları bittiği zaman kapının önüne koyarsınız. Belki birçok meslekte vardır da futbolda bu anlamda çok daha fazladır bu. Ben hani şuradan belki bir örnek vereyim teknik direktör bakımından. Fatih Terim'e Türkiye'de birçok insan egolu der. Ben her zaman şunu söylerim. Siz alt liglerde bir teknik direktörle çalışın. O zaman Fatih Terim'e dersiniz ki hocam sizde hiç ego yokmuş. Ya bugün Ersun Yanal'ın Türkiye'de belki bir Fenerbahçe şampiyonluğu var. Hiçbir başarısı yok. Bugün Ersun Yanal der ki Türk futbolunu ben yaptım. Benim sayemde böyle oldu gibi kavramlar kullanıyorlar sağda solda diye duyuyoruz. Altla birlikte normal sıradan bir teknik direktör, Türk futbolundaki en iyi teknik direktör benim edaları vardır. Ben bunları gördüğüm için Fatih Terim'de ego falan yok. Fatih Terim'in başarılarını bugün başka bir teknik direktör o gömleği giysin. Bırakın egoyu, bu ülkede yere basmadan yürümek ister. Başarılar çok önemlidir. O başarıları kazanmak emek ister. Siz bu emeği harcarken dönüp arka tarafta birilerini eleştirirken siz ne yaptınız diye sorarlar adama. Diğer takımlarda ben bunları gördüm. Sıkıntılı durumlar gördüm. Onun için de çok Türk futbolunun içinde olmamayı tercih ediyorum bu sebeplerden dolayı. Yani daha uzun kalmak istemez miydiniz? Herhangi bir takımda devam etmek veya tabii Galatasaray'da ki daha uzun olsun. Galatasaray'da kalmalıydım. Orada hata yaptım. Onu da Fatih Hoca'ya söyledim zaten. Hocam en büyük hatam sizin yanınıza gelip hani ben hata yaptım dememek oldu. O da doğru diyorsun dedi zaten. Yani bunu da o onayladı bana karşı. Galatasaray'da daha uzun kalmalıydım. Oynamak diye bir hevese tutturduk. Orada da Ersin Yanal'a takıldık. Orada da nasıl bir kandırıldıysak. Orada bir hata yaptık. Galatasaray'da çok uzun süreler kalıp daha sonra da gördüğüm her Galatasaray'daki oyuncuya dedim ki siz dedim kovsalar bile kapıdan çıkın bacadan tekrar girin. Çünkü Galatasaray'ın büyüklüğünü evet çok büyük cami ama diğer takımlara gidince çok çok daha iyi anlıyorsunuz. Oradaki hocalarla çalışınca, oradaki hocaların size verdiği sözlere, yalanlara kanıp sonra sen, yani Hikmet Karaman beni Rize Spor'a çağırdı. Bugün dedi imza at dedi, cumartesi dedi. Pazar günü maç var dedi. Ligin ilk maçı Malatya Spor. Kaleye geçeceksin dedi. Şimdi bir teknik direktör size bunu söyledi. Daha ne söyleyecek? Tamam hocam dedim. Siz de bunu söyledikten sonra benim için problem yok dedim. Hikmet Karaman Rize'ye gittikten sonra bana selam bile vermedi. Yani imzayı atana kadar bir genç bir oyuncuyu kandırmak bu kadar kolaydır. Düşünebiliyor musunuz? Sizi oynatacağım, birinci kalecimsin diye transfer eden bir teknik direktör Rize'ye gidince günaydın diyorsun kafasını çeviriyor. Ya bu anlatılınca inanılacak bir hikaye değil. Ben
ben bunları yaşadım. Ben Fenerbahçe'ye gittiğimde Aziz Yıldırım Ersun Yanal'a soruyor, Hikmet Karaman'a soruyor. Tabii ki onay vermiyorlar. Çünkü Rize Spor'da olmadı. Gençler Milli Takımı'nda Fenerbahçe'de olursa bu adamlar ne cevap verecek? Ne diyecekler? Kerem bende yapamadı, Fenerbahçe'de yapıyor. Demek ki siz sorumlusunuz olacaktı. Bunlar bile transferime müdahale olmaya çalıştılar ve oldular da. Yani şimdi bu kadar hikaye konuştuk, evet. Bu kadar kariyer hayatı konuştuk. Bunların içinde peki sizin dönüm noktası olarak tanımladığınız olayınız veya buna etkisi olan kişi kimdir? Dönüm noktası kariyerimin zirveden belki zirveye çıkacak yerinde düşüşü Ersun Yanal'dır. Kariyerimi bitirme noktasına getiren Ersun Yanal'dır. Beni Belçika'da ortada bırakan, otelden neredeyse pılını pırtını topla, çek git buradan diyen Ersun Yanal'dır. Kariyerimdeki en büyük hatamdır Ersun Yanal. Onunla keşke hiç tanışmasaydım, hayatımda hiç görmeseydim. Uzaktan bana sadece el sallayabilecek bir teknik direktörken maalesef benim hayatıma dokunan bir teknik direktör oldu. Çok üzgünüm yani o insanla karşılaştığıma imza atmıyorum. Beşiktaş maçları var. Gittim Dedeman'da görüşmeye Ersun Yanal'la. Bana dedi Gökhan var bizde ama dedi ben dedi Kerem'i oynatacağım. Kerem'i transfer etmek istiyorum dedi. Kerem benim birinci kalecimdir ama ben büyük takım hacısı olsam dedi. Kerem'i oynatmam normal olarak dedi. Daha tecrübeli kaleciyle oynarım ama Gençler Birliği hocasıyım. Sen benim birinci kalecimsin dedi. İşte menajer var. Cem Onuk var. Benim menajerim var. Burada beni kandırmalarına müsaade ettim ve kandırdılar. Beni transfer ettiler. En büyük hatam budur kariyerim bakımından. En şanslı olduğum dönem tabii ki Fatih Hoca ile Galatasaray'da A takım kadrosunda o kadronun içinde var olmaktır. Dönüm noktalarım çok vardır. Hani belki bu programları bitiririz o dönüm noktalarında ama tabii Fatih Hoca benim için iyi anlamda dönüm noktasıdır. Ersun Yanal kötü anlamda umarım yani bilmiyorum bu ne kadar şey getirir, ses getirir ama Türk futbolunda Ersun Yanal gibi insanlar bir an önce temizlenir. Çünkü genç oyuncuların bunlar yüzünden çok kaybolan genç oyuncular vardı. Ben tekrar var olabildim. Kaleci olan çok fazla genç yetenek var. Ön plana da çıkan çok isim var. Bunların arasında ben telaffuz etmeden sizin kimlerin favoriniz veya favorileriniz olduğunu merak ediyorum. Trabzon'un kalesi Uğurcan Çakır. Hem milli takım kalesi, hem milli takım kalesi, hem Fenerbahçe kalesi, hem Ersin Beşiktaş'ın kalesi. Çok önemli. Genç kaleciler bugün büyük takımlarda yer aldılar. Bunu tabii Galatasaray için de söylemek isterdik ama çok Mustera gibi çok önemli bir kaleciye sahip. Galatasaray da maalesef bunu yerli tarafında başaramadı. Uğurcan Çakır bana göre Avrupa'da her takımda oynayabilecek bir kapasiteye sahip bir oyuncu. Bugün Avrupa'da bir squad ekibinde olsam ilk transferim Uğurcan Çakır olurdu. Ama geçen sosyal medyada şu çıktı. Uğurcan Çakır Rüştü Reçber'den daha iyi diye bir yaklaşım çıktı Hakan Arıkan'dan. Evet, ben ona katılmıyorum tabii ki de. Yetenek ve kalite olarak Rüştü abinin üstünde şu an Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi kaleci Rüştü Reçber'di. Rüştü abinin üstüne tanımıyorum ben bir kaleci. Uğurcan Çakır çok yetenekli. Daha da geliştirebilecek bir kapasiteye sahip. Bir an önce Trabzonspor'dan Avrupa'da doğru bir kulübe, İspanya'da özellikle olabilir. Çok önemli işlere imza atabilecek bir potansiyeli var. O potansiyelini de çıkarabilir. Ama Trabzon'da kalırsa bu seviyeden de çok fazla yukarıya çıkamaz diye düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi çok uzattık herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir röportaj oldu. Umarım dinleyenler de bundan keyif alırlar. Çok teşekkür ederiz biz ben de. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok uzatmadığınızı belirtmek istiyorum. Çünkü ciddi anlamda çok güzel, çok farklı hikayeler dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim. Güzel eleştirileriniz de oldu diyeyim altını çizerek. Alt başlık çok sağ olun herhalde. Tekrardan. Rica ederim.